Evet sevgili seyirciler, Ramazan ayı bereket ayı, aynı zamanda yardım ayı, kardeşlerimizle paylaşma ayı. İhlas Vakfı da bu çerçevede tüm Türkiye'de ve dünyanın birçok önemli ülkesinde operasyonlarını sürdürüyor, yardımlarını gerçekleştiriyor. Stüdyo konuğumuz Mehmet Okyay, İhlas Vakfı Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dilerseniz önce Afganistan'a gidelim. Afganistan'da İhlas Vakfı'nın Şıbırgan şehrinde iftarı vardı. Bölge halkı ve öğrencilerin katıldığı iftara ilgi büyük oldu. Onu izleyelim, ardından sohbetimize başlayacağız. Peki. Sofralar kuruldu, dualar edildi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. İhlas Vakfı Afganistan'ın Şıbırgan şehrinde iftar verdi. İftara bölge halkıyla öğrenciler katıldı. İftarda bir araya gelenler İhlas Vakfı'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye dua etti. Kuday Teala bunlardan razı olsun. Kuday Teala İhlas Holding'den, İhlas Vakfı'ndan Kuday Teala razı olsun. O taydaki çalışan arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan da Kuday Teala razı olsun. Türkiye'nin reis cumhuri Tayyip Erdoğan'dan da Kuday Teala razı olsun. Evet, Sayın Mehmet Okyay, İhlas Vakfı Başkanım. Bu evet. Görüntüleri izledikçe gerçekten gururlanıyoruz. Çünkü ülkemizin, bu toprakların insanının o Kadir Şinas birikimlerini evet. Siz çok uzaklara götürüyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz, nerelere gidiyorsunuz, anlatır mısınız efendim? Efendim, mübarek Ramazan'da tabii çok güzel gelişmeler oluyor. Tabii bütün bu güzelliklerin baştan kurucusu merhum Enver Ören abimizi rahmetle yad ediyorum. Çünkü evet, o gönlü geniş, cömert, mübarek bir insandı. 43 yıl evvel bu güzel efendim vakfı kurdu ve bize çok geniş bir ufuk çizdi yani. Hizmet etmek için sadece Türkiye'nin sınırları değil. Osmanlı sınırları, hatta bütün dünya dedi, hizmetlerimiz için dedi. Ve tabii bu son 15 yılda gerek Türkiye Devleti'nin gerek hükümetlerimizin Afrika'ya ve dünya açılmasıyla beraber yurt dışından şu anda yaklaşık olarak söylüyorum 160 bin civarında, yüze yakın ülkeden gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler Türkiye genelindeki bizim 38 öğrenci yurdumuzda kalıyorlar. Bizim 38 öğrenci yurdumuzda kalan 3 bin civarındaki üniversite öğrencilerinin 330 civarında olanı 43 ayrı ülkeden gelen öğrenci. Bu öğrencilerle beraber haşır neşir olunca bunlar tabii Afrika'daki 54 ülkenin mensupları bir kısmı. Ne olursunuz efendim, bizim ülkemize de iftar verin, kurban verin, yardımlar yapın derler ve böylece biz öğrencilerimizle beraber bu hayırlı hizmete başladık. Tabii Afrika olunca Habeşistan, yani şu andaki ismi Etiyopya. Oraya gittiğimiz zaman gördük. Efendim 83 milyon insanın yarısı Müslüman. Fakat memurların %99'u Hristiyan. Böyle bir ülkede 5. sınıf insan neredeyse, garip ve fakirler. Dediler ki efendim bize daha çok yardım etmeniz lazım. Niçin dedik? Çünkü dediler Medine-i Münevvere Müslüman olmadan evvel bizler Eshab-ı Kiram Hazretlerine kucak açtık. Onlara sahip çıktık. Biz olduk. Onun için bizi unutmayın. Peki dedik. Ve orada hayırlı hizmetlerimize başladık. Şu anda işte iftar hizmetlerimiz orada var. Ramazan-ı Şerif'te iftar ve gıda yardımı oluyor. Kurban Bayramı'nda da kurbanlarımızı umumiyette tespit ettiğimiz bu fakir ülkelerde kesiyoruz. Ayrıca Habeşistan'ın yanında efendim Somali var. Somali biliyorsunuz çok büyük kuraklıklar da geçirmiş ve çok sayıda öğrencimiz de var. Özellikle Mecidiyeköy öğrenci yurdumuzda. Oraya da yardımcı oluyoruz. Oradaki insanlar belki de Afrika'nın en sıkıntılı insanları, bir de 4-5 yıldır kuraklıkta olduğu için hem iftar veriyoruz, hem gıda yardımı yapıyoruz, hem de orada bir İhlas ve Fair Foundation kuruldu. Kardeş bir kuruluşumuz. Onunla beraber o hizmetleri devam ettiriyoruz. Sudan. Bir elemanımız Müştak isimli saygın. Oraları görünce müsaade ederseniz efendim dedi. Ben bu ülkeye yerleşip evlenmek istiyorum dedi. Hay hay dedik. Müştak orada evlendi. Bir 3 yaşında da kızı var. Yetimler Vakfı'nın başkanı Adil Arabi Bey, onun kayınpederi. O kadar çok yetim, o kadar çok muhtaç insanlar var ki oraya da ağırlıklı olarak hem iftar, hem gıda yardımı, hem de kurbanda kurban kesiyoruz. Bu hizmetlerimizi duyan,
bizi tanıyan yüzlerce iş adamı, hayırsever, biz size güveniyoruz derler. Sizin elinizde oraya götürmek istiyoruz derler. Bir de tabii son birkaç senede vakıflara ve derneklere karşı insanların bir kısım güvenlerde bir zedelenme, zafiyet oldu. Bizi tanıyan sağ olsun yüzlerce iş adamı bize güveniyor. Mesela Sudan'da 15'e yakın su kuyusu açıldı. Su hayat demektir, çöl. 15-20 kilometre uzaktaki bir yerden, bir dereden, kuyudan su getirmekte olan bir kadın, bir zavallı çocuk bir kuyu açmamızla beraber efendim büyük bir nimete kavuşuyorlar. Kuyu açıldığı zaman efendim onların gösterdikleri sevinç var efendim. Çocuklar, kadınlar hepsi çığlık. Niçin? Hayat gelmiş oluyor oraya. Çünkü aynı zamanda inançlı insanlar su demek, abdest demek, gusül demek, temizlik demek, her şey demek. Efendim aynı zamanda Kenya'da hizmetlerimiz devam ediyor. Efendim Moritanya'da devam ediyor. Bu sene Nijer'de başlamış olduk. Umumiyette bu öğrencilerimizin aşırı talepleri karşısında biz ne yapıp yapıp ulaşabileceğimiz yerlerde ulaşmak için uğraşıyoruz. Hindistan ise efendim bir tezatlar diyarı. Hakikaten bir tarafta atom bombası, gökdelenler, bir tarafta milyonlarca, yani milyondan maksat 1-2 milyon değil, 100 milyonlarca insan aç ve fakir sokaklarda, bir deri bir kemik insan efendim. Ölen insanların sabah çöp tehlikesi, çöp arabalarına atılması olabilir mi? Bir insanı görebilir miyiz? Ama maalesef orada kendi gözlerimle gördüm. Fakirlere yemek veren bir lokanta vardı. Arkadaş dedi ki efendim 5 dolar verin, 20 kişi çağıracak. Efendim ben çok üzüldüm. Baktım o zavallı insanlar la teşbih ve la temsil. Bu kasapların yanında böyle kediler köpekler durur ya. Böyle gözü orada. Eliyle bir işaret etti efendim. 20 tane zavallı geldi. Orada 3 yemek vardı. Üçünden herhalde alacaklar dedim. Bir parça ekmek, bir parça şey. Dedim öbürlerini almıyor. Bunlar için büyük nimet dediler. Şu kadarcık bir köfte var, onu tercih ediyoruz derler. Efendim biz insanız ve Müslümanız. Bizim dinimiz şefkat ve merhamet dini. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyuruyorlar ki, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurlar. Biz, bize güvenen hayırseverlerin, dostlarımızın bize emanet ettikleri iftar, kurban emanetlerini en fakir, en muhtaç olan insanlara ulaştırıyoruz. Biraz evvel hep beraber gördük. Afganistan kuzeyinde 10 milyon Türkmen var efendim. Özbeöz kardeşlerimiz. Oraya gittiğim zaman orada da 17 öğrenci yurdumuz var efendim Afganistan'da. Başkent Kabil'de 2 tane, Mezar-ı Şerif'te 4 tane. Şıbırgan, Türklerin zaten bulunduğu yer. Başkent Kabil'in kuzeyindeki Hindu Kuş Dağları'nın kuzeyine coğrafi ismi Türkistan. Bazıları sizin orada ne alakanız var diyor. Bazıları insanlar yani Türklerin öz vatanı orasının olduğunu bilmiyor. Gördüklerimiz insanların hepsi biraz evvel onlar Türkmen de efendim. Köylerine gittik gördük. O kadar muhtaçlar, o kadar muhtaçlar. Eğer biz oralara yardımcı olmazsak hem büyük bir vebal altındayız hem de büyüklerimiz hep söylerlerdi. Türkiye'nin, İstanbul'un kaleleri uzaktadır. Yani Afganistan da bizim oradaki bir kalemiz. Efendim. Aynı zamanda siz Sudan'a, Somali'ye yaptığınız zaman şu anda Afrika'daki en büyük üssümüzü malum haliniz efendim Somali'de şey diyoruz. En büyük büyükelçiliğimizi de Somali'de denizin kenarındaki bir yere kuruldu. Orada gördüğüm mübarek dedelerimiz Osmanlılar efendim mescitler yapmışlar, medreseler yapmışlar, su kuyusu açmışlar. Hepsi Afrika'daki insanların Osmanlı'yı seviyor, Osmanlı'nın torunları olarak Türkiye'deki insanları seviyorlar. Ve bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aşk derecesinde bir sevgileri var efendim. Yani yardım ediyoruz vakıf olarak bizlere, bizlere dua ederken daha çok Cumhurbaşkanımıza da dua ediyorlar. Memnun oluyoruz tabii. Çünkü onu bütün mazlum ve Müslüman insanların hamisi olarak görüyorlar efendim. Efendim tabii burada biz 38 öğrenci yurdumuzda bu gençleri yani Afrika'dan gelen efendim Kazakistan, Kırgızistan'dan, Afganistan'dan gelen gençleri yetiştirdiğimiz için bunlar 3-4 sene sonra Türkiye'nin kültürünü, ihlas kültürünü alarak bizim ülkemizin elçileri olarak oraya gidiyorlar. Devletimizin, hükümetimizin politikası da şu anda dışarıya açılmak olduğu için bu son derece faydalı oluyor. İnşallah biz önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenci yurtları açarak
yurt dışından gelen daha çok kardeşimize kucak açacağız. Onlara yabancı öğrenci demiyoruz. Bizler misafir öğrencilerimiz, kardeşlerimiz diyoruz. Ve onlar geldikleri zaman burada hakikaten gerek Türkiye Devleti'nin gerekse buradaki hayırsever vakıfların şefkat kanatları altında oluyorlar. Niçin efendim bize yardımcı oluyorsunuz bu kadar çok diyorlar. Bir, siz neticede bir insansınız ve bizim inançlarımıza göre muhtaç olan herkese yardımcı olacağız. İki, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bütün müminler kardeştir buyuruyor. Bu kardeşliği ilan eden, hepimizi yoktan var eden Rabbimizdir. Onun için kardeşlerimize elbette yardımcı olacağız diyoruz. Buraya geliyorsunuz, misafirsiniz. Misafirlere yardımcı olmak da vazifemiz diyoruz. Fakirsiniz, elbette yardımcı olacağız diyoruz. Malumunuz efendim, Ramazan olduğu için birçok hayırsever bizleri vesile ettikleri için onlara çok söylüyorum. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. Kainatın efendisi. Hepsi onun yüzü sürmetine yaratıldık. Bir oruçluya iftar verenin bütün günahları affolur. Ayrıca o iftar açanın sevapları verilir. Bir oruçta iftar vermenin bedeli nedir efendim? Efendim Türkiye için burada öğrenci başına 10 lira olarak şey diyoruz. Yurt dışında 5 lira olarak şey diyoruz. Nasıl bu fitre ve zekatı nasıl ulaştıracaklar size izleyicilerimize? Efendim İhlas Vakfı'nın web sitesi var. O web sitemizde banka hesap numaralarımız var. Efendim kredi kartıyla ulaşma imkanı var. Bankayla ulaşma imkanı var. Telefonlarımız var. Türkiye genelindeki 38 öğrenci yurdumuza ulaştıkları takdirde bize de ulaşmış oluyorlar. Böylece biz de bu mübarek Ramazan'da bu hayırlı hizmetlere samimiyetle ve ihlasla inşallah yardımcı olmak isteriz efendim. Peki, çok teşekkür ederiz. Türk halkının gönlü zengindir her zaman. Eminim artarak size olan yardımlar devam edecektir. Umudumuz, duamız bu yönde efendim. Efendim bu vesileyle bir şey daha arz etmek istiyorum. Şimdi bu öğrencilerimiz yurtlarda kalıyor, ülkelerine dönüyorlar. Gerekse Türkiye'de, gerekse yurt dışındaki bu öğrencilerin yurda girer girmez merhum Enver Ören abimizin yıllarca bize yaptığı bir tembihat vardı. Olgun insan, olgun Müslüman kanunlara uyar, suç işlemez, devletine itaat eder, devletine isyan etmez. Allah'ın emir ve yasaklarına uyar, günah işlemez. Şimdi efendim bu vatan sevgisi imandandır, hadis-i şerif. Bu sebeple bizim yurtlarımıza yetişen gençler bir, anne babasına itaat eder, Allah'a iman ettiği için itaat eder, devletine de itaat eder. İşte 15 Temmuz faciasını yaşadık. Bir tek mezunumuzun burnu kanamadı. Niçin? Onlar devlete itaat etmenin imanları gereği olduğuna inanan insanlardı. Gidenler de çünkü bulunduğu ülkenin kanuna uyan diye bildirildiği için onlar da o ülkede aynen sevilen, takdir edilen, hem anne babaları tarafından hem de bulundukları ülkenin devleti tarafından sevilen öğrenciler ve mezunlar oluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor efendim. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Mehmet Okyay, İhlas Vakfı Başkanı. Sağ olunuz, yardımlarınız, bu gönül köprüleriniz artar, duamız bu yönde inşallah. Ben de teşekkür ediyorum, sağ olun efendim.